Selam, girebilir miyiz? Tabii, buyurun bakalım. Her ne kadar istifa etmiş olsam da sana yardım edebilir miyim? Sağ ol, ben hallettim. Siz neler yaptınız bakalım bu saate kadar? Neler yapacağız? Yakışıklımla biraz gezdik, biraz dolaştık. Ama sen ne yaptın? Hallettim. Perihan teyzeyi çağırdım. O da bana annemin sihirinden korunma sihiri yaptı. Şahane olmuş. O zaman ben hemen eve gideyim. Annem sizi dikizlerken ben de onun sinirden kudurmasına şahit olayım. Ya ne fısıldaşıyorsunuz gene benden gizli? Aa, senden gizli olur mu bebeğim? Kızsal mevzular. Önemli bir şey değil. Hadi ben gidiyorum. Hoşça kalın. Ben seni bırakırım aşkım. Ne gerek var aşkım? Ev şurası. Hadi görüşürüz. Ya daha bir kere bile ona eve bırakmama izin vermedi. Hep böyle kaçar gibi gidiyor. Sanki evlerinin orada gizli, görmemem gereken bir şey var. Ay yok canım, öyle şey olur mu? Annemin seni görmesinden korkuyor o kadar. Sihirli günler. Hoş geldin. Ne haber baba? Annem nerede? Yavuklusuna gitti, hala dönmedi. Gelsin, bu gece çok eğleneceğiz. Haberim var, Perihan her şeyi anlattı. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Küs müyüz? Yok canım, niye küs olalım? Sabah sana biraz kızdım o kadar. Betüş'e yapacaklarımı yetiştirmedin değil mi? Aa, yeni sihirini mi? Korkumdan söyler miyim hiç? Of, nerede kaldı babam? Her zamanki gibi işten çıkınca gelecek abi, birazcık sabret. Of, sabredemiyorum, sabredemiyorum, sabredemiyorum. Sanki kaçıyor dans kursu. Yani. Babam. Herkese merhabalar. Merhaba baba. Gel seninle acele bir şekilde bir şey konuşmamız lazım. Ya tamam oğlum, bir dakika, bismillah, yeni geldik işten, ne çekiştirip duruyorsun? Evet, ne var, ne oldu? Tuğçe Hanım yaz tatilinde tango kursuna gidecekmiş. Onu da yazdırmanı istiyor. Ben onun başka bir erkekle dans etmesine dayanamam. Tamam oğlum, tamam. Bakarız, düşünürüz. Bence düşünmeden hayır diyeceksiniz Sadık Bey. Çünkü kurs ücreti 500 milyon liraymış. İyi, yıllık mı? Aylık. Ha, iyi. Ne? Ne? Tamam, bunu da yarın konuşuruz. Peki. Biz geldik. İyi, demek ki ben gidiyorum. Hoş geldiniz. Sadık, neyin var hayatım? Biraz gergin gibisin. Evet. Cem bizim Tuğçe'nin gittiği dans kursuna yazılmak istiyormuş. Aylığı 500 milyonmuş. Gidemeyecek miyim yani? Evladım, eğer o kursa gidersen biz kuru ekmek yemek zorunda kalırız. Of, of. Amanın, dur. Üzülme Cem. Amcan ikinize de ders verir. Tango en iyi bildiğim şey. Ayda kafa başı 100 milyonu anlaşırız. Dalga mı geçiyorsun amca ya? Yok. Tarık. Yani sen evdeki herkesi sömürmek zorunda mısın ha? Zaten hiçbir iş yapmadığın halde maaşını Betüş veriyor. Dum. Çünkü bugün Tarık istifa etti. Evet abi, Betüş dedi ki istediğin işi yapabilirsin. Bu tam bana göre bir iş. Cem bekle çocuğum, ben de geliyorum yavrum. Ne yapacağım ben şimdi Betüş? Ya o kadar hırs yapma. Yaparım amca. Ne var bende gitsem? Tamam bir dakika, tamam. Cem gel şöyle otur. Gel sakin ol. Bir erkek erkeğe konuşalım seninle. Bak Cem, o kadar paranız yok. Yani babanı biraz anlaman lazım. Tuğçe'nin ailesinin geliriyle sizinki bir değil. Ya şu dans kurslarında burs veren yok mudur? Yani Tuğçe o dans kursunda her gün başka biriyle dans ederse ben kıskançlıktan ölürüm. Oğlum ben size burs vereyim diyorum işte. Ara Tuğçe'yi, her gün buraya gelsin yaz boyunca. Tangodan salsa'ya kadar her bir dans öğretirim ben size. Şaka mı yapıyorsun yoksa ciddi misin? Ya ciddiyim oğlum. Gençliğimde her yaz animatörlük yaptım ya. Öğretirim diyorum, hadi ara. Arayayım. Ara hadi. Arıyorum. Hadi ara. Yarın sabah ilk ders, tamam mı, söyle. Ara, hadi sofraya gideceğiz daha. Hadi canım. Ama ben özel konuşacağım. Ha. Affedersin, pardon. Çıkayım ben. Amanın! Eline sağlık yenge, yemek mis gibi kokmuş. Afiyet olsun Tarık. Cem iniyor mu aşağı? Tuğçe'yi arayıp hemen geliyor. Yarın ilk derse başlıyoruz. Yaşasın, biz de seyredebilir miyiz? Tabii.
Evet. Şimdi Cem, bir elinle Tuğçe'nin belini kavruyorsun. Kavra bakayım. O el değil, öteki öteki. Heh. Sol elini kaldır, kaldır. Elleri birleştirin. Biraz aşağı indir elleri. İndir, indir. Güzel. Gözlerinizi birbirinizin gözlerinden bir saniye bile ayırmayacaksınız. Temel kural bu, sakın unutmayın. Bak, müziği açıyorum. Bu sefer becerin şu işi. Hadi bakayım. Tamam. Evet, hazırız değil mi? Buyurun. Ama daha ilk ders amca. Utanıyorum. Hay Allah'ım yahu. Arkadaşlar bakın, tango tutkunun dansıdır. Ya utanacaksanız size kankan dansı öğreteyim. Hayır, biz önce tangoyu öğrenelim. Nihayet. Hadi bakalım. Evet, pozisyon pozisyon. Güzel. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Evet. Ama televizyona dikkat. Ya, güzel güzel. Evet Cem, kavra beli, kavra. Yanaş 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 yanaş. Oh, terbiyesiz. Ufacık çocuklara nasıl dansları öğretiyor? Ben bunca yıllık kocamla bile herkesin içinde böyle şeyler yapmam. Firuze abla, bu dans kötü bir şey yok ki. Ben de öğrenmek istiyorum. Çocuklar boş verin o tarafı, dönün. Gözler birbirinden hiç ayrılmayacak. Bak bakayım oraya. Heh. Şimdi Tuğçe'yi yavaşça bu tarafa doğru eğiyorsun. Hadi bakayım Cem. Evet, evet, güzel. Evet. Affedersin. Gene beceremedin. Ay, vallahi affedersin Tuğçe. Önemli değil. Evet eller kavruyor beli, çok güzel, harika. Gözleri asla unutmuyoruz. Evet, başlıyoruz. Eda'cığım, yanlış anladın hayatım. Bak. Bırak, Firuze'nin işini bitireyim. Sana nasıl var gelecek? Vallahi benim bir suçum yok. Cem ve Tuğçe'yi doğrusunu gösterelim diye beni kolumdan zorladın. Ya. Eda, ne oluyor burada? Eda, Firuze, ne oluyor? Baba, baba, acele bir şekilde konuşmamız lazım. Ya oğlum dur, sırası mı şimdi? Ya, ne konuşacağız? Ya baba, istemiyorum. Ben her şeyi gözümle gördüm. Hayır, hayır. Aa, bana bak. Yeter. Her şeyi anlatacağız. Her şey bizim yüzümüzden oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.